Evet, başka bir video daha hoş geldin kankam. Bu videonun konusu biraz daha DL neye göre düşer, neye göre yükselir ya da hangi itemi almalısın tarzındaki bir içerik değil de daha çok kişisel bir içerik olacak. Yani bu kanal ile alakalı bir içerik olacak, öyle söyleyebilirim sanırım. Bu videonun konusu ne diye soracak olursam, bu videonun konusu scammer olan, yani senin scammer olarak bildiğin wiki ile alakalı. Çünkü bana bunu soran çok kişi var artık. Diyor ki sen o scammer olan wiki misin? Bu kim? Yani o scammer olan wiki kim? Şimdi ben şöyle bir baktığımda 5 yıl önce videolar falan filan atılmış ve 5 yıl önce Wiki adlı Growtopia oyuncusu, bu arada Türkmüş, Türk oyuncu 700 DL scamlemiş. Şimdi diyorlar işte sen o musun falan filan. Öncelikle direkt söyleyeyim, ben o değilim kankam. Ben o scammer olan Wiki değilim. Hayallerini suya mı batırdım bilmiyorum ama ben o adam değilim. Peki bu adam kim? 5 yıl önce işte dediğim gibi videoda zaten görünüyor. Bir tane Da Vinci falan filan kırıyor ki 5 yıl öncesine göre dediğim gibi iyi bir para. Bayağı iyi bir para yani. 700 DL çok iyi para eder. Herhalde bir motor alabilir misin? Neyse, fazla uzatmayalım, detaya girmeyelim. O videoyu izledikten sonra bir tane daha video gözüme çarptı benim. O scam videosundan sonra bir tane Sarhoş Kedi'nin videosu, böyle Wiki ile röportaj yapıyormuş. Dedim ki onu da bir dinleyeyim, yani bu scam olayını Wiki'nin ağzından dinleyelim bir de dedim. Bir şans verdim ve açtım böyle videoyu. Sarhoş Kedi konuşuyor, sonra Wiki'ye söz veriyor sırada. Söz sırası işte Wiki'ye gelince diyor ki bana tuzak kurdular, yani kumpas kurdular ve ben aslında scammer değilim. Kendini bir şekilde aklıyor ve aslında ben de inandım, biliyor musun? Çünkü neden inandın diye soracak olursan, çünkü kankam bu scammer olan, yani senin scammer olarak bildiğin Wiki aslında gerçekten scammer olsaydı o 700 DL çaldığında banı geri kalkmazdı. Fakat bu 700 DL çalınca önce banlanmış, tepkilerden dolayı banlanmış ve kendini aklamış ve geri banı açılmış. Bu ban açılması o kadar zor bir şey ki, ben mesela 6-7 kere ban yedim şimdiye kadar, hepsinde de geri açılmadı. O kadar zor bir şey ki çünkü. Öyle kolay kolay açmazlar. Ben de dedim ki eğer bana açtılarsa Growtopia'nın bir bildiği vardır. Gerçekten scamlememiştir. Ben de öyle düşünüyorum çünkü Growtopia'nın bir bildiği varsa ben de Growtopia'ya inanıyorum, ona güvenerek scamlemediğini düşünüyorum. Ama yine de benim o olmadığımı bilerek bu videoları izlemeni istiyorum çünkü o değilim kankam, yapacak bir şey yok yani. Yani sen de herhalde o scammer olarak bilinen Wiki olmamı istemezdin değil mi? İster miydin bilmiyorum. İstersen onu da yorumlara yaz ki görelim, ben de okuyayım, kalp atarım zaten. Seni sonraki videolarda görmek istiyorum. Öncelikle senin desteğini görmek gerçekten çok sevindiriyor. Yani şöyle, ben bir videoya başlamadan önce diyorum ki like sayılarına bakayım, video izlenmelerine bakayım, onlara bakıyorum, sonra diyorum ki tamam video çekebilirim. Çünkü senin desteğini görünce motive oluyorum ve video çekme isteğim geliyor. Gerçekten buna dayalı video çekiyorum. O yüzden sakın desteğini eksik etme. İkinci şey ise bu destekler arttıkça çekilişe katılanlar da artıyor tabii ki de ve Grow ID World'ünü yazan herkesin World'üne VL'yi atamıyorum. Bunun için üzgünüm. Zaten video başında da söylüyorum bunu herkese atamayacağım diye. O yüzden sen eğer ki kazanmak istiyorsan ilk saatlerde, mesela 18'den 19'a kadar falan, böyle saat 8'e kadar, akşam 8'e kadar süre ver kendine. O zamanlar içerisinde World'ünü, Grow ID'ni yazarsan %80 atmış olurum, öyle söyleyeyim ben sana. Çünkü aradan günler geçince yeni Grow ID ve World yazıldığında onlara geri dönmüyorum. Yani dönüyorum da çok nadir dönüyorum. Artık onlara da dönemeyeceğim çünkü her videoya gelmeye başladı. Video sayısı arttıkça eskileri dönmem gitgide zorlaşıyor. Ben de o yüzden artık böyle bir karar verme gereği duydum. Umarım sen de çekilişleri kazanırsın. Hatta belki de kazanmışsındır. Seni sonraki videolarda görmek istiyorum. Kendine dikkat et. Bay bay.